dünyanın 123 ülkesinde, İslam ülkesinde, ondan sonra da 20'ye yakın Avrupa ülkesinde yetimlere sahip çıkılması hususunda teyitler başladı. O günden beri biz yaklaşık dünyada 210 bin yetime sahip çıktık. Tabii bunların tamamı sizlerin ve bizlerin gayretiyle oluyor. Bu akşam bizi misafir eden çok değerli Osman Gazi Belediye Başkanımıza, özellikle ekibine, ben İHA Bursa Şubesi olarak bizi bir araya getiren çok değerli arkadaşlarımıza, huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Yetimler için kurulan bu iyilik sofrasına maddi ve manevi katkısı bulunan ve bu sofradan yiyecek olan tüm kardeşlerimizin kazançlarına bereket, bedenlerine sıhhat, ailelerine huzur ve mutluluklar ihsan eyle ya Rabbi. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Şu anda çadırlarda hayatlarını devam ettirenlerin en yakın zamanda devlet millet işbirliği içerisinde kalıcı konutlarda hayatlarını idame ettirmeleyini nasip eyle ya Rabbi. Depremzede kardeşlerimizden vefat edenlerin emanetleri olanlara da sahip çıkmayı bize nasip eyle ya Rabbi. 2013 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından alınan karar gereği 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü. Bizler de o günden itibaren İHA ile birlikte 11.sini bu yıl burada düzenliyoruz. Böyle bir iftar programımız oldu, oluyor. Zor günlerden geçiyoruz. Dünya tarihinin görülmemiş olduğu bir depremi yaşadı Türkiye insanlık. O yüzden bugünün kıymetini bilip şükretmeliyiz ve elimizdeki değerleri sahiplenmeliyiz, bunun kıymetini değerlendirmeliyiz. Tabii o deprem bölgesine tüm insanlık koştu. Devletimiz oradaydı. 14 milyon nüfus, o kadar geliştikli bir bölge. Ama çok şükür depremin 20. günü devletimiz kazmayı vurdu, kalıcı konutlar inşaatına başladı. Bizler de orada 100 hanelik prefabrik bir mahalle kuruyoruz. Osman Gazi Mahallesi kuruyoruz. Yine bizler depremin ilk günü buradan yola çıktık, onlarla birlikteydik. Ve depremin ikinci günü de iki yerde aşağıyımızı kurduk. Bugün itibariyle Islahiye ve Hatay'da günlük 4000 kişiye sahur ve iftar yemeği ikram ediyoruz. Allah bir daha bizi böyle felaketlerle imtihan etmesin. Bir daha böyle bir şey başımıza gelmesin. Çok teşekkür ediyorum siz buraya katılanlara. Allah sizlerden razı olsun. Allah gününüzü hayırlı eylesin. Çocuklarımızın bahtı açık olsun. Thank you.